Merhaba arkadaşlar, yine bir ders videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videomuzda üçgen, üçgende açı ve üçgen eşitliğinden bahsetmiştik. Bugünkü videomuzda üçgen eşitliği ile üçgende eşlikten bahsedeceğiz. Öncelikle hatırlatmak amacıyla üçgen eşitliği ne demekti onu gösterelim. Üçgen eşitliği bir üçgende bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın toplamından büyük olmayacak. Farkının mutlak değerinden küçük olmayacak. Tabi bu A kenarı için yaptığımızı B ve C kenarları için de yapabiliriz. Üçgen eşitsizliği ile ilgili özelliklere gelecek olursak, aradaki açı 90 derece ise A'nın karesi, B'nin karesi ile C'nin karesinin toplamına eşit olur. Biz buna Pisagor teoremi diyoruz. Aradaki şu açı 90 dereceden büyükse, A'nın karesi, B'nin karesi ile C'nin karesinin toplamından büyük olur. Biz buna Pisagor eşitliği diyoruz. Bir diğer özellikte ise şu açı 90 dereceden küçükse A'nın karesi, B'nin karesi ile C'nin karesinin toplamından küçük olur. Buna da Pisagor eşitliği diyoruz. Başka bir özellikte ise yükseklik açıortay ve kenarortay arasında en küçük yükseklik sonra açıortay sonra kenarortay olacak şekilde bir sıralama mevcuttur. Örnek yapacak olursak burada gene bir üçgen verilmiş, kenar uzunlukları 4, 3, x verilmiş ve aradaki şu açı 90 dereceden küçük olarak verilmiş. Bize diyor ki, x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Neydi? Kenar uzunluğu mutlak değerler farkından küçük olmayacaktı, toplamından da büyük olmayacaktı. Buradan 1 küçük x, o da küçük 7 çıkar. Bize diyor ki 90 dereceden küçük, o zaman Pisagor teoremlerinden bir tanesini uygularsak x kare, küçük olacak 4'ün karesiyle 3'ün karesinin toplamından buradan x küçük olacak 5 çıkar. Bu da 7'den küçük, bu da 5'ten küçük olacağına göre 1 küçük x, o da küçük 5 olur. Toplamını soruyordu. 2 artı 3 artı 4, o da eşittir 9 çıkar. Bir diğer sorumuzda ise gene kenar uzunluklarını verilmiş, x'i istiyor ama burada da ne demiş? 90'dan büyük olacak. Gene üçgen eşitliğini uygulayacak olsak 7 eksi 3 küçüktür x, o da küçüktür 7 artı 3'e. Buradan 4 küçük x, o da küçük 10 olur. Bize diyor ki 90 dereceden büyük olacak diyor. Gene üçgen eşitliğinde Pisagor teoremini uygulayacak olursak x'in karesi büyük olacak 7'nin karesiyle 3'ün karesinin toplamından. Buradan x kare büyük olacak 58'den. Tam sayı dediğine göre x büyük olacak 7'den. Benim sınırlarım ne olmuş oldu? Bu da 4 ile 10 arasıydı. Burada 7'den büyük. Dolayısıyla 7 küçük x, o da küçük 10 olur. İstenen sayılar 8 ile 9'dur. Bu sorumuza gelecek olursak x'in uzunluğunu istiyor. 5 ve 12 verilmiş. Şu açının dar mı geniş mi olduğunu anlamak için burası 90 derece olduğuna göre şu açıyla şu açının toplamı bunu verdiğinden dolayı şu açı nasıl açıdır? Geniş açıdır. Gene üçgen eşitliğini uygulayacak olursak 12 eksi 5 küçük olacak x'ten, o da küçük olacak 12 artı 5'ten. Buradan 7 küçük olacak x, o da küçük olacak 17. Aradaki açı geniş olduğuna göre x kare büyük olacak 12'nin karesi ile 5'in karesinin toplamından. Buradan x büyük olacak 13 olur. Burada 7'den büyük 17'den küçük olacak. Burada da 13'ten büyük olacağına göre yeni sınırlarım 13 küçük x, o da küçük 17 olur. Kaç tane tam sayı var? 14 var, 15 var, 16 var. Yani burada 3 tane tam sayı var. Evet, şimdi başka bir soruda ise bakın burada iki kenar bilinmiyor. Bir kenarımız biliniyor. Fark etmiyor. Bilinen kenarı bu sefer üçgen eşitliğinde ortaya koymak şartıyla 2x artı x, x. Burada da 2x, eksi x diyoruz. Sınırlarım x 12, 3x diyor. 3x 12'den büyük olduğuna göre 3'e böldüğümüzde x 4'ten büyük bir sayı oluyor. Yani bu durumda x 4 ile 12 arasında yer almış oluyor. Diyor ki çevre uzunluğu 42'den küçük olacak diyor. 2x, 3x artı 12 küçük olacak 42'den. Buradan x 3x küçük olacak 30'dan, x küçük olacak 10'dan. Ne olacak? 10'dan küçük 4'ten büyük olacak.
O zaman benim sınırlarım ne olmuş oldu? 4 küçük x, o da küçük 10. Yani en büyük, en küçük tam sayı söylüyor. En büyük tam sayı 5. Pardon, en küçük tam sayı 5. En büyük tam sayı 9 olduğuna göre toplamları 14 olur. Bu sorumuzda ise bir direk var. 12 metre uzunluğunda. Direk aşırı rüzgardan kırılıyor. Bize diyor ki kırılma noktasının yerden yüksekliğinin metre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Ben buraya x dersem burası da 12 eksi x olur. En büyük tam sayı değerini soruyor. Ne yapacak? O, şu kenar şundan büyük olmak zorunda. Dolayısıyla x küçük olacak 12 eksi x'ten. Buradan 2x küçük olacak 12'den. X küçük olacak 6'dan. 6 olduğunda eşit olacak. Ama ne diyor? Kırılma noktası orta noktasının biraz üzerindedir. Dolayısıyla x eşit olur 5. Yani x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 5 çıkar. Evet. Şimdi üçgenlerde eşitliğe geçelim. Eş demek birbirinin tıpatıp aynısı demektir. Bunu üçgenlere uyarlayacak olursak karşılıklı açılar A açısıyla A açısı, bakın nokta var. Çizgi var. B açısıyla E açısı, C açısıyla F açısı. Açılar birbirine eşitecek, eşit olacak ve kenarlar da birbirine eşit olacak. AB kenarıyla DE kenarı, AC kenarıyla DP kenarı, BC kenarıyla EP kenarı da birbirine eşitse biz böyle üçgenlere ne diyoruz? Eş üçgenler diyoruz. Eş üçgenlerde 3 tane kurala ayrılıyor. Birincisi kenar açı kenar eşitlik kuralı. Ne demek oluyor? AB kenarıyla DE kenarı birbirine eşit olacak. BC kenarıyla EP kenarı birbirine eşit olacak. Ve aralarında kalan açı da birbirine eşitse biz bu iki üçgene kenar açı kenar kuralına göre ne diyoruz? Eş üçgenler diyoruz. Bir diğer özelliğimiz ise karşılıklı açılar eş ve aralarındaki kenar da birbirine eşit ise, kenarlar da birbirine eşit ise biz böyle üçgenlere açı kenar açı kuralına göre nasıl üçgenler diyoruz? Eş üçgenler diyoruz. Bir diğer özelliğimiz ise kenar 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 eşitlik kuralı. Bu ne demek? Burada AB kenarı ile DE kenarı, AC kenarı ile DP kenarı, BC kenarı ile EP kenarı birbirine eşit olursa biz bu üçgenlere kenar 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 kuralına göre eş üçgenler diyoruz. Şimdi sorumuza gelelim. Bu sorumuzda ABCD kare diyor. ABCD kareymiş. EAB doğrusu almış. Alt açısını soruyor. Konumuz eşlik olduğuna göre daha rahat anlayabiliriz. Mesela DEA üçgeni ile DPC üçgeni hemen hemen birbirine benziyor. Başka da benzeyen üçgenler yok. Bir de şurada da PEB üçgeni var. Ama diyor ki EA kenarı birbirine eşitmiş. Bu kenar da birbirine eşit oldu. Kare olduğuna göre şu kenarda şu kenar da birbirine eşittir. Biz eşlik kuralını yazacak olsa buraya x dersek, buraya y dersek, burası x, burası y olur. O zaman burası da y olmuş olur. Bakarsanız DEA üçgeni ile DEA üçgeni ile benzerdir. Yani eştir, benzer demeyeyim de DFC üçgenine. Dolayısıyla bakın şu kenarda da şu kenar birbirine eşit olmuş oldu. Burada ikiz kenar dik üçgen var. İkiz kenar dik üçgende taban açısı eşit birbirine eşit olacağına göre alfa 45 çıkar. Bu sorumuza gelecek olsak AB ile AC birbirine eşitmiş. Yani şu kenar ile şu kenar birbirine eşitmiş. BF ile CD birbirine eşitmiş. Yani BF ile CD birbirine eşitmiş. BD ile CB birbirine eşitmiş. BD ile C 3 tane çizgi yapalım. Birbirine eşitmiş. Şu açılar da birbirine eşit. İkiz kenar üçgen olduğuna göre. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit olur. Bakın BFD üçgeni ile DCE üçgeni eş üçgenlerdir. Dolayısıyla 2A eksi 5 eşit olacak 13 eksi 4A'ya. Buradan 6A eşit olacak 18'e. Buradan A eşittir 6 çıkar. Başka bir soruya gelecek olursak. Burada ABC bir üçgen demiş. AEC ile CDB
birbirine eşmiş. Yani burada diyor ki şu açı ile yani şu açı ile A açısı ile C açısı birbirine eşmiş. E açısı ile D açısı birbirine eşmiş. O zaman burası da 100 olur. C açısı ile B açısı birbirine eşmiş. Yani şu açısı ile de şu açı birbirine eşmiş. Ve bu durumda burası 80 derece olur. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açı eşit olduğuna göre 100'den 80'i çıkarırsak burası 20 olmuş olur. Bu da diyor ki ABC ile DEF eş üçgenmiş. O zaman şu açıyla şu açı birbirine eşit. Şu açıyla da şu açı birbirine eşit. Bu açıyla da bu açı birbirine eşit. Burası 50 olduğuna göre burası da 50'dir. Burası 30 olduğuna göre burası da 30'dur. 50, 30, 80 eder. O zaman burası 100. Burası da 100 olur. Bizden ne istiyordu? A açısıyla E açısının toplamını. Dolayısıyla 100 artı 50 o da eşittir. 150 derece çıkar. Bu sorumuzda ise diyor ki BCA, ECD'de birer üçgenmiş diyor. Bizden x istiyor. Şimdi şu üçgenlere bakarsak 5, 5, 3 var. 8, 6, 5 var. Öyle bir eşlik kuralı kurmalıyız ki yani üçgenlerin aynı olduğunu gösterelim. Şimdi burada A'ya bakarsak A'nın karşısında 5 var. Buradaki D'nin karşısında 5 var. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşittir. B'nin karşısındaki kenar şurası 8'miş. O zaman şunun karşısındaki kenar da yani 8 yani şu açıyla da şu açı birbirine eşit. Zaten şu açıyla da şu açı birbirine eşittir. O zaman ne oluyor? A, B, C üçgeni eşittir. Hangi açıdan başlarız? A'dan. D, E, C üçgenine D, E, C üçgenine eşitmiş. Bize ne diyor? X kaç santimdir diyor. Yani burada biraz daha renkli gösterecek olursak şu kenarda birbirine eşitmiş. Diğerinde siyah olarak alacak gösterirsek şu X kenarıyla şu kenarda birbirine eşitmiş. Bu durumda biz de şu kenarda da şu kenar birbirine eşit olduğundan dolayı X eşittir 6 çıkar. Yani düzgün yapalım biraz X eşittir 6 çıkar. Evet, bu sorumuzda ise diyor ki böyle A, B, C, D, P, E geometrik şekil verilmiş. Bize diyor ki devrenlere göre X kaçtır diyor. Burada bakacak olursak A açısıyla D açısı birbirinin aynısı. A açısıyla D açısı birbirinin aynısı. D açısı ikisinde de ortak. Ne olacak? O zaman T açısıyla da C açısı birbirine eşitleyeceğiz. Yani ABC üçgeni ile DBF üçgeni nasıl üçgenlermiş? Eş üçgenlermiş. Şimdi burada diyor ki burası 4, burası 2 olduğuna göre ve üçgenler de birbirine eşit olduğuna göre bu x'i de buradan hemen 4 bulmuş oluruz. Bu üçgene gelecek olursak mesela burada şuraya x dersem burası y olur, burası x olur, şurası y olur. Şimdi burada bakacak olursak iki üçgen birbirine eş üçgendir. Niye diye soracak olursanız açı açı açıya göre bakın şu açıyla şu açı, şu açıyla bu açı 90'lar birbirine eşit ve şu kenarlar da şu kenarlar birbirine eşit olduğuna göre buranın 4, buranın 6 olması gerekiyor. Dolayısıyla BD'de 6 artı 4'ten eşittir 10 çıkar. Şu soruya gelelim. ABC eşkenar üçgen diyor. Diyor ki açılar, şu açılar birbirine eşitmiş. X kaçtır diyor. Mesela ben şuraya X dersem burası 60 eksi X olur. Aynı şekilde buraya X dersem burası da 60 eksi X oluyor. Şuraya X dersem
Burası da ne olmuş oluyor? 60 eksi x olmuş oluyor. O zaman şu üçgenlere bakacak olursak BEC üçgeni ile ADC üçgeni eş üçgenler çıkıyor. O zaman şurası 7 olduğuna göre şurası da 7 olmak zorunda. Buraya 4 kalıyor. Eşikten yola çıkacak olursak x de 4 olmuş oluyor. Bugün konularımız bu kadardı. Bu sayfadaki soruları da sizlere bırakalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.